Lollipop Cherry Kids. Bugün eklemli Barbie bebeklerime masaj yapmak istiyorum. Onlara masaj yapmadan önce gerekli koşulları oluşturdum. Aromatik yağlarımız, mumumuz ve müziğimiz eşliğinde onlara muazzam bir masaj tedavisi uygulayacağım. Ve masaj tedavisini uygularken sizlere masajın faydalarından bahsetmek istiyorum. Masajın faydalarından bahsederken hangi kaslara masaj yaptığımdan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bizlere diğer Barbie bebeklerim eşlik edecekler. Biliyorsunuz ben bütün bebeklerimi aynı anda oynamayı çok seviyorum. Evet benim sevgili arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi masajlarımı yapmadan önce Barbie bebeklerimin onlara ait olan özel bölgelerini havlu yardımıyla kapattım. Onların özel bölgelerine dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü onlara ait olan özel bölgelere ben dışarıdan asla ve asla onlar izin vermeden, müsaade etmeden dokunmamalıyım. Sizler de sizden izinsiz, gerekmedikçe dokunan, özel bölgelerinizi ellemeye çalışan insanlara sakın ama sakın müsaade etmeyiniz. Ve eğer buna yeltenirlerse, yani eğer size dokunmaya kalkarlarsa, anneniz veya babanız, ailenizle, öğretmeninizle ya da kendinize en yakın gördüğünüz yetişkin biriyle bunu paylaşmalısınız. Sadece özel bölgeleriniz için geçerli değil bu durum arkadaşlar. Sizlerden İpek ablanız olarak rica ediyorum. Lütfen ama lütfen işin içinden çıkamadığınız bir hal, kendinizi çaresiz hissettiğiniz bir an olduğunda ne olursa olsun ebeveynleriniz veya bir büyüğünüzden lütfen yardım alın. Neden? Çünkü sizler bizler için çok önemlisiniz. Sizler bizim çocuklarımızsınız. Sizler insansınız. Sizler ruhlar ve duygular taşıyorsunuz. Bu yüzden sizin incinmenizi asla istemiyorum. İpek ablanız olarak. Evet, şimdi masajıma geçiyorum. Sevgili arkadaşlar, masaja ilk başta başlamadan önce size masajın birkaç faydalarından bahsetmek istiyorum. Bel, boyun ve sırt fıtıkları varsa, bunlara bağlı ağrılar varsa bunları rahatlatır. Günlük yaşamda aktivitelerimizi daha kolay yapmamızı sağlar. Uzun süre bilgisayar kullandığımızda, tablet kullandığımızda ya da telefon kullandığımızda ya da masa başı iş yaptığımızda uzun süre eğer ki yoruluyorsak bu yorgunluğumuzu almamıza yardımcı olur. Sağlık için, kuvvetlendirmek için, güçlenmek için güzel bir rahatlama tekniğidir masaj. Ben bebeğime masaj yapmadan önce, başlamadan önce bir yağ yardımıyla elimi kayganlaştırıyorum. Ve onun sırt bölgesini de yağlıyorum. Masaja başlamadan önce arkadaşlar sırt kaslarımıza antigravite kaslar diyoruz. Yani ayakta dik durmamızı sağlayan kaslarımız bunlar arkadaşlar. Bu kaslarımıza masajı yaparken kalp yönüne doğru öfrolaj yöntemiyle, yani sizin anlayacağınız dille sıvazlama yöntemiyle masajımızı yapıyoruz. Biraz boyun bölgesine. Ceylin çok kasılmış bu hafta. Biraz trisepslerine. Şurada supraspinatus var. Tam kürek kemiğimiz, yani skapulamızın yanında. Biraz onlara. Friksiyon yöntemi yapıyorum. Yani ağrılı, acılı, böyle donmuş, sertleşmiş yere sürekli dokunarak o acılı yeri dağıtmaya çalışıyorum. Evet. Ve masajımı öfrolaj, yani sıvazlama tekniğiyle bitiriyorum arkadaşlar. Yine kalp yönüne doğru yapıyorum. Evet arkadaşlar, Ceylin'in
üst gövde masajını bitirmiş bulunmaktayım. Sıra şimdi sevgili oyun arkadaşım Pelin'in alt gövde masajında. Üst bacaklarına yapacağım. Yani bu kas gövdesine hamstringler diyoruz. Bunlara masaj yapmadan önce lütfen Pelin ses verir misin? İyi misin? Lütfen bize el salla. Tamam, teşekkür ederim. Bir de ses verirsen çok mutlu oluruz. Çok iyiyim. Şu an hareket etmek ve konuşmak istemiyorum. Lütfen masajıma devam et. Tamam tamam, kızma. Devam ediyorum. Yine bir krem yardımıyla ellerimi nemlendiriyorum. Ve aynı şekilde sıvazlama yöntemiyle Pelin'in masajına başlıyorum. Biraz şöyle hareket ettirelim. Rahatlatalım Pelin'i. Biraz da bu bacak. Hoppa. Çok güzel. Ne kadar güzel hareket ediyorsun Pelin. Bayılıyorum bütün eklemlerinin hareket ediyor olmasına. Eğer müsaade edersen ön yüzünü çevirebilir miyiz Pelin'ciğim? Ceylin ve Pelin bugün muazzam bir şekilde rahatlamış durumdalar. Değil mi kızlar? Evet. Lütfen biraz daha eklemlerimi çalıştırır mısın? Tabii ki de Pelin'ciğim, ne demek? Nasılsın? Kendini rahat hissediyor musun? Pardon, üzerini açtım. Çok özür dilerim. Şöyle seni yatıralım. Evet. Harikasın. Harikasın. Evet. İpek abla, inanılmaz rahatlatıcı bir şeymiş bu masaj. İnan çok mutlu oldum. Bundan sonra haftada iki kez muhakkak yaptıracağım. Seve seve yaparım Pelin'ciğim. Lütfen bizi izleyen arkadaşlarımıza el sallar mısın tekrar? Evet, şimdi sen masajının keyfini çıkar lütfen. Çok özür dilerim. Sen biraz dinlen. Sıra Ceylin'e geldi. Ceylin, benim güneş saçlı oyun arkadaşım. Nasılsın? İyi misin? Lütfen benim için ellerini birbirine çarpar mısın? Evet, tam da istediğim buydu. Teşekkür ederim. Sen nasılsın peki? Mutlu musun sana masaj yaptığım için? Evet, gayet mutluyum. Teşekkürler İpek abla. Ne demek tatlım. Senin de lütfen alt bacak grubuna masaj yaparken söylediklerimden dışarı çıkma, tamam mı? Evet, çok güzel. Quadriceps'ine yapıyorum biraz. Dört başlı üst bacak kasına. Yine kalbe doğru yönlendiriyorum masaj. Evet Ceylin'cim, lütfen sen de rica ediyorum birazcık ayak eklemini rahat bırak. Ben senin için rahatlatayım onu. Evet, çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Ayaklarını şu şekilde rahatlatalım. Evet. Çok güzel. Bırak bakalım. Şimdi senden rica ediyorum. Çok pardon, özür dilerim. Çok özür dilerim. Üzerini açtım. Tamamen benim düşüncesizliğimdi. Evet, şu şekilde kolunda da birkaç yardımcı olmak istiyorum sana. Evet. Harikasınız kızlar. Şöyle ben sizin üzerlerinizi düzelteyim. Seni de döndürmem ister misin? Hop,
Valla gel bakalım pirinci üzerine örtelim. Çeyreğinin üzerini düzeltmem gerekiyor. Evet, şu şekilde. Sevgili Ceylin ve Pelin, onlara yapmış olduğum bu masajdan sonra birazcık dinlenmek isteyecekler eminim ki. Çünkü masaj rahatlatıcı bir etki yarattığı için insanın o gününü inanılmaz kuş gibi rahat, mutlu, huzurlu geçirmesini sağlıyor. Sevgili Pelin ve Ceylin, bugün bana masaj yapmam için müsaade ettiğiniz için sizlere teşekkür ederim. Umarım İpek ablanız olarak sizleri bugün mutlu edebilmişimdir masaj bakımından. Lütfen bizi izleyen arkadaşlarımıza el sallar mısınız? Lütfen Ceylin, el salla. Evet, teşekkürler. Şimdi sıra Pelin'de. Pelin'cim sen de el salla arkadaşlarımıza. Hatta sizleri oturtturayım. Gel bakalım. Evet. Hoppa. Bakalım Ceylin'cim. Evet, harikasınız. Bayılıyorum size. Bütün eklemleriniz hareket ediyor. Size istediğim şekli verebiliyorum. En çok oynamaktan zevk aldığım oyuncaklarım sizlersiniz. Eklemli Barbie bebeklerim. Sizleri çok seviyorum. O kadar tatlısınız ki, o kadar sevimlisiniz ki anlatamam size. Canım Ceylin'im ve güzel Pelin'im benim. Sizleri çok seviyorum. Bana söylemek istediğin bir şey var mı Ceylin'cim? Evet, var İpek abla. Teşekkür ederiz. Her şey için çok teşekkür ederiz. Benim de var. İpek abla, sana söylemek istediğim şeyler... Çok teşekkür ederim. Buradan bütün arkadaşlara verdiğin o güzel mesajlar için de teşekkür ederim. Sen bizim özel bölgelerimizi onlara göstermedin. Onlar da özel bölgelerini başkalarına göstermesin. Ve lütfen özel bölgelerini başkaları görmek isterse ya da dokunmak isterse yetişkinlerine haber versinler, bilgi versinler. Çünkü biz böyle yapıyoruz. Pelin'cim çok teşekkür ederim. O kadar güzel bir noktaya değindin ki. Sen gerçekten çok akıllı bir arkadaşsın. Ve ben seninle arkadaşlık yapmaktan çok mutlu oluyorum. Aynı şekilde senin için de geçerli Ceylin. Hadi bakalım sizler biraz daha yatın. Dinlenin. Hoşçakalın arkadaşlar.